Sayın Ülgen, hoş geldiniz Ana Haber'e. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Sayın Ülgen, 31 Mart'ta oylarımızı kullandık. Oylar sayıldı ve İstanbul'da seçimi Ekrem İmamoğlu kazandı. Ardından sayım sırasında yapılan maddi hatalar düzeltildi. Bütün ilçelerdeki geçersiz oylar, 5 ilçede de tüm oylar sayıldı ve sonuç olarak yine Ekrem İmamoğlu 14 bine yakın bir oy farkıyla seçimi kazandı. Ancak YSK önceki gün dedi ki biz sandık kurullarına memur olmayan üyeler almışız. Bu yüzden seçimi iptal ediyoruz. Bu karara birçok açıdan itirazlar var tabii. Sizin bu kararda gördüğünüz temel çelişkiler nelerdir? Bunu öğrenmek isteriz. Buyurun. Evet, şimdi ilk önce Cumhur İttifakı'nın yaptığı itiraz, Cumhur İttifakı'nın 102 bin oy ile önde olduğu sandıklara yapılmış itirazdır. Bu bir defa hayatın olağan akışına aykırı bir durum. Yani Cumhur İttifakı seçimleri kazandığı yerdeki sandıklara itiraz etmiş ve o sandıklardaki toplam fark da seçim sonuçlarını, İstanbul seçim sonuçlarını etkiliyor diye İstanbul seçimleri iptal edilmiştir. Bu karar hukuki bir karar değildir. Hem süre açısından bu böyle itirazların ancak ve ancak sandık kurulları oluşturulduğu zaman yapılması gerekir. Hem de böyle bir itiraz usulü yoktur. Bu nedenle Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar hukuki bir karar değildir. Aslında Türkiye'de yargı sistemi olmuş olsa, hukukun üstünlüğü ilkesi kurulmuş olsa ya da bağımsız mahkemeler olmuş olsa yapılacak tek şey yokluğun tespiti davasını açmaktır. Yani yokluğun tespiti hukuki bir işlemin ve ya da hukuki bir kararın ortada bulunmadığının tespitine ilişkin bir karardır. Bunu ilk kez sizin televizyonunuzda deklare ediyorum. Ama ne yazık ki ülkemizde bağımsız mahkemeler olmadığı için bu davalara da anlamlandıracak ve sonuçlandıracak bir mahkeme göremiyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorun budur. Yani İstanbul'da kazanılmış, %100 kazanılmış bir seçimi vermek istemeyen siyasi iktidar, türlü bahaneler uydurmaya kalkan siyasi iktidar, acaba başkanlık dediğimiz seçimlerin sonucunda iktidardan ivmeyle karşı karşıya kalırsa ne yapmaz? Bu bizim seçmenimizin kulağında bir küpe olarak asılı duruyor. Herkes bu kuşkuyu taşıyor. Bakın, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir garabetle karşılaşmazsınız. Nerede karşılaşabilirsiniz? Faşist ülkelerde karşılaşabilirsiniz. Totaliter ülkelerde karşılaşabilirsiniz. Yani bir ittifak düşünün, 102 bin oyda olduğu sandıklara itiraz etmiş ve o sandıklardaki seçim sonuçlarında itiraz eden parti 102 bin önde olduğu halde İstanbul seçimlerinin sonucunu etkiler gerekçesiyle İstanbul seçimleri iptal edilmiştir. Olmayacak şey bu ama oldu ülkemizde. Önümüzdeki seçimlerde göreceksiniz, türlü çeşitli oyunlarla karşılaşacağız.